Ahmet Koçak'ın hazırlayıp sunduğu Saca'ya devam ediyor. Evet, programımıza devam ediyoruz. Konuğumuz Demir Küçükaydın. Demir Küçükaydın'la Aleviliğin demokratik sorunlarını, daha doğrusu Türkiye'deki yaşanan demokrasi açmazını konuşmaya çalışıyoruz. Sadece Aleviliğe değinmiyor Demir Küçükaydın. Türkiye'deki diğer etnik sorunlar olsun, sınıfsal sorunlar olsun, bunlara da değiniyor. Zaten Aleviliği değerlendirince bunlardan ayrı düşünmek ne kadar doğru? Şimdi konuşmamızın bu bölümünde biraz ona da değineceğiz. Biliyorsunuz işte ılımlı İslam Amerika'nın projesi, Ortadoğu, Büyük Ortadoğu projesinden bahsediliyor. İşte Türkiye ılımlı İslam'a doğru gidiyor deniyor ve bu ılımlı İslam süreci içerisinde ılımlı Alevilik yaratılmaya, devlet Alevliği yaratılmaya çalışılıyor deniyor. Burada 85 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde az önceki söylediğiniz zorunlu dinler sisteminden tutun Diyanet'in varlığına vesaire ve 90 bin cami, 100 bin imam gibi devasa bütçeli bir inanç şeyi var karşımızda, yapılanması var. Bu yapılanmanın olduğu bir yerde laiklikten bahsetmek ne kadar doğru bir ikincisi, zaten Türkiye ılımlı İslam değil miydi bugüne kadar? De şimdi onu diyecektir. Ilımlı değil, kaynamış değil miydi de şimdi biz neden korkuyoruz? Yani bu zaten Türkiye bir laik bir ülke değil. Zaten ılımlı bir İslam var. Devletin bir resmi İslam yorumu. Evet. Aslında bütün her şey ve sünni İslam bu. Hı. Bütün her yerde işte din dersinden tutun. Ezan saatlerinde bütün milletin başına vururcasına o bütün hoparlörleri atar açarak ezan okumaya kadar. Yani günlük hayatımızın dört bir yanını dolduruyor. Böyle bir ılımlı mı diyelim artık, yüksek sesli mi diyelim. Evet. Böyle bir İslam var yani zaten. Şimdi demek ki burada çok korkmanın bir alemi yok. Zaten vardı. Şimdi az önceki o söylediğiniz askeri vesayette de işte sizin askeri oligarşi dediğiniz sistemin son yıllarda işte şeriat gelecek korkusu, o baskısı, laiklerin, tırnak içinde laiklerin ve burada sosyal demokratların söylemleri de bu zeminde Alevi toplumunu çekmeye çalışıyor. Bunları biraz açalım. Şimdi zaten Türkiye'de böyle bir taraf demokratik olmadığı için, bir tarafta demokratik olmadığı için karşılıklı olarak birbirlerini var eden bir sistem var. Şimdi hükümet kendisi demokratik olmadığından Alevilerin, laik yaşayan kesimlerin ya da laik demeyelim de işte şehirli yaşayan kesimlerin korkularını gideren ya, onları öbür tarafın kurağına, kucağına atıyor. Onlar zaten aha bunlar geliyor, ılımlı İslam başınızı kapatacak diye bununla oynuyor. Bu karşılıklı olarak birbirini besleyen, birbiriyle çıkar ortaklığı içinde, ikisi de gerçekten demokratik çözümlere karşı çıkar ortaklığı. Emin olun, şu an Türkiye'de bir parti çıksın, biz Diyanet'in kapatılmasını, şunu bunu istiyoruz desin. Hiç ne hükümet ne Türkiye Cumhuriyeti ordusu, bürokrasisi bunu ister. Emin olun, Diyanet'in kapatılması, bırakalım Kürt açılımı. Hükümet bir proje getirsin, Diyanet'in kapatılması diye bunun en büyük düşmanı Türkiye Cumhuriyeti ordusu ve şeyi olacaktır. Karşı çıkacaktır. Çünkü onlar da bu mekanizmayla aslında sistemi ayakta tutuyorlar. Şimdi hemen laf buraya gelmişken, bu yakın zamanda bir olay yaşandı. Ali Bekir Cemevi'nde rütbeli bir subayın cenazesinin kaldırılması meselesi yaşandı. Oradaki dedenin açıklamasını, basına yansıyan açıklamasında şunu söylüyor. Biz burada bütün şeyleri hazırlamıştık ama aler acele hemen cenazeyi aldılar götürdüler. Çünkü devlet erkanı cemevinde şey yapamazmış, ne derler, cenaze için o dedikleri töreni düzenleyemezlermiş. Hemen camiye götürmüşler, camide olması gerekiyor. Bu bile onun göstergesi değil midir ki? Yani ordu hala Alevilerin cemevini, hani Aleviler çok büyük dostu ya, Alevilerin cemevini tanımıyor ve orada resmi tören yapmıyor, camide yapıyor. Ama kaldı ki cemevinde de yapmaması gerekir. Tabii camide de yapmaması. Esas talebimiz bu olması tabii gerekir. Ki. Yani bu törenler cami ya da cemevinde o insanların özel sorunlarıdır. Ha, yakınları ya da de isteyen gider onu yapar. Ama bir devletin temsilcisinin buralarda işi olmaması gerekir. Ya da devletin oralarda tören yapmaması gerekir. Gerçek layıklığın. Yani bizim talebimizin bu olması gerekir. Kesinlikle. Çünkü ancak bu mekanizmayla, bu bakış açısından onların hakikaten demokratik ya da layık olmadıklarını görmek mümkün. Hı-hı. Yoksa cemevinde ne yapmış? Yarın bir gün cemevinde de yapabilirler. Sorun bu değil. Emin olun, Türk ordusu yarın bir gün bakar. Cemevinde de yapar. Hayır, bunu şunun için söyledim. Yani devletin ya da ordunun bakış açısından bugün Alevler
hayır, bakış açısındaki bir şey görmeleri açısından. Çünkü bununla ilgili demokratik Alevi örgütlerinden henüz çok ciddi bir tepki gelmedi. Herhalde bunu ilgililerle konuşacağım, o yüzden size sormuyorum. Şimdi konuşmamızın sonlarına doğru Alevlik nedir yanıtlamak gerekiyor diye şey yapmıştım. Öncelikle inançlar üzerine biraz konuşalım. Çünkü inançlar yeterince hem sosyalist kesim olsun hem diğer demokratın diye kesimler olsun. İnançlar konusunda bugüne kadar çok mesafeli durdu. Yeterince inançlar değerlendirilmedi. Belki ondan da kaynaklı bugün insanlar bu sorunları yaşıyor. Belli bir kesimin birbirine karşı mesafeli davranması, bunun da bir payı var diye düşünüyorum ben. Şimdi özellikle inançlara nasıl bir mesafede durulması gerekiyor? Şimdi şöyle, sorun çok daha karışık. İnanç kelimesinde başlıyor zaten sorun. İnanç ve din tabii. Din bir tarafta. Şimdi dinde de başlıyor. Bugün çünkü biz din deyince nedir deyince genelde inanç diye bir kategori çıkarmışız. Dinler inançtır diyoruz. Ama biz böyle dediğimizde hiçbir şeyi söylemiş olmuyoruz. Şunu demiş oluyoruz aslında. Bugünkü toplumda dinler inanç ya da inanç aslında kişilerin özel sorunu demektir. Kişilerin özel sorunudur ve kişilerin özel sorunu olduğu takdirde din olarak kabul edilebilirler demektir. Bunu somut bir örnekle göstereyim. Örneğin bir Alevi çıksa, bir Alevi köyü çıksa, arkadaşlar bizim inancımıza göre devlet olmaması gerekir. Biz bu devlete vergi vermiyoruz. Bizim inancımıza göre asker olmaması gerekir. Biz asker vermiyoruz. Ne bileyim, İşte biz o çocuklarımızı okula götürmeye gerek yok. Biz Alevi'nin gereklerini nasıl olsa dedelerimiz müzikle, sazla söylüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine ihtiyacımız yok. Bizim kendi dağarımız var dediği andan itibaren. İnançlarına uygun davranmalarına rağmen eğer Alevilik inançsa Türkiye Cumhuriyeti'nin orduları girer ve o köye zorla askerlik yaptırır, zorla vergisini alır ve yok eder. En etkin pratiğinde yaşar. 1938'de Dersim'de yapılan budur aslında. Evet. Demek ki inanç değildir aslında dinler. Dinler toplumsal hayatı düzenlerler. Modern toplumun dini, ki o kendisinin din olmadığını söyler, aydınlanma ya da ulusçuluk diyelim. Eski toplumun hayatını düzenleyen dinleri, bunlar inançtır diye toplumsal hayatın dışına atıp kişilerin sadece özel vicdanına gitmeye başladı. Çünkü modern toplumda sermaye ilişkilerinde insanlar arası ilişkileri düzenleyecek hiçbir kural çıkaramazsınız siz sermaye alanında. Nasıl selam verecek, çocuğuna ne isim koyacak vesaire. Bu işleri görmektedir. Aslında bir Müslümanım, ben Aleviyim, hatta dinsizim diyen ne dinsiz, ne Alevi, ne Müslüman olduğunu söylemiş olur bugünkü modern toplumda. Ben dinleri inanç kabul eden, kişilerin özel sorunu kabul eden dindenim demiş olur. Bugünkü dünyada Müslüman, Alevi ya da Allahsız olmak mümkün değildir yani. Önce bunu koyalım. Alevilik nedir sorunun tartışılması da yanlış tartışılıyor. Evet. Şöyle ki, bir tabii Alevi hareketi açısından söyleyeyim. Sosyolojik olarak elbette bu sorun tartışılmalıdır. Ama Türkiye'de bugün bu tartışmada politik bir içerik kazanmış durumda Alevilerin içinde. Yani gerçek layık bir ülkede Alevilerin bir kısmı Alevilik kültürdür desin. Alevilerin bir kısmı Alevilik İslamiyet'in içinde desin. Alevilerin bir kısmı hayır İslam'la ilişkilerini kurarlar ya da başka bir şeylerini kurarlar ve hayatlarını yaşamak. Çünkü bu politik bir anlamı olmaz gerçek layık bir ülkede. Aynı şekilde gerçek layık bir ülkede, gerçekten demokratik bir ülkede siz ulusu Türklükle tanımlamamışsanız, herkesin ana dilinde eğitim hakkını tanımışsanız, örneğin Türklerin bir kısmı çıksa dese ki hayır biz arkadaşlar Orta Asya'dan gelmedik, Anadolu'daki Rum ve Ermenilerin hafızasını kaybetmiş, Rum olduğunu, Ermeni olduğunu unutmuş, ahvadiyiz dese. Ne bileyim bir kısmı hayır biz Orta Asya'dan geldik dese. Hadi bir kısmı çıksa biz uzaydan dünyayı tanımlamak üzerine geldik dese. Bunlar kendi derneklerini kurarlar, kendi Türk tarih kurumlarını, kendi Türk dil kurumlarını kurarlar, kendi bağışlarıyla görevlerini atarlar vesaire vesaire. Ama bunların hiçbir politik anlamı olmaz. Bizim mücadelemiz, demokrasi hareketinin mücadelesi, insanların bu tür tartışmalarının hiçbir politik sonucunun olamayacağı bir düzen için olmalıdır. Bu demokrasidir. Dolayısıyla bu anlamda Aleviliğin ne olduğunu hiçbir anlamı yoktur ama bir Alevi hareketi var. Bu Alevi hareketi içerisinde ve egemen söylem içerisinde şöyle bir tanım yapıyor diyor. Deniyor ki mesela Alevilik İslam Müslümanlığın bir çeşididir ama tam da Müslüman olduğunu bilmeyen Alevilerdir bunlar gibi. O zaman tıpkı
Kürt sorununda olduğu gibi. İşte Kürtler Kürt'tür de işte Türkçeyi tam bilmemektedirler gibi bir şey oluyor. Ve onlara Müslümanlığı öğretmek ya da Türklüğü öğretmek gibi bir politikaya rasyonelite kazandırıyor. Buna tepki olarak da hayır biz Müslüman değiliz ya da biz işte bilmem neyiz falan diye Alevi Hareketi'ni de şey diyor. Halbuki Alevi Hareketi böylece kendisine yanlış bir noktaya çakıştırıyor. Hareket olarak Aleviler sorunu az önce söylediğim düzlemde tartışmalıdır. Aleviliğin ne olduğunun hiçbir politik anlamının olamayacağı, politik sonucunun olamayacağı bir düzen için biz mücadele etmeliyiz diye hareket etmelidirler. Ama Aleviliğin ne olduğu sosyolojik olarak şunu diyebiliriz. Bu konuda bir iki söz söylemek isterim. Tabii. Çünkü bu tartışma Alevi hareket içerisinde ne olduğu da bugünkü politik durumlara bağlı. Ama onu biz daha doğru söylersek en azından ki bugünkü politik durumlarda tutarlı bir tavır gösteremeyenlere en azından daha güçlü silahlar olur. Alevilik ne olduğunu anlayabilmek için şöyle insanlık tarihini çok kısa bir göz atmak gerekiyor. İnsanlık tarihinde bundan 5000 yıl önce Sümer'de ortaya çıkıncaya kadar insanlık küçük kabileler halinde yazıyı bilmeden yaşıyordu. Fazla bir özel mülkiyet yoktu. İlk uygarlıkla birlikte toprak üzerinde sınıflar, devlet, para, ticaret ortaya çıktı. Bu işte bildiğimiz önce çok tanrılı biçimde sonra tek tanrılı biçime kadar uygarlık düzenleri ve dinlerini oluşturdu. Ve nihayet milattan sonra 1400-1500'lerde kapitalizm diye bir düzen çıktı. Yani dünya tarihinde 3 tane düzen var. Bu ilk uygarlık öncesinin düzeni komün denen, işte Alevilik denen, yani komün toplumunun, ortaklaşmacı köy toplumunun dinidir diyelim Alevilik. Ama ortaklaşmacı köy toplumu uygarlığın çıktığı yerde yok olmaz. Çünkü uygarlık aslında nehir ağızlarında, önemli ticaret yollarında vardır. Bugün bile Ege'de, Anadolu'da, ana yollardan biraz dağlara çıkın, biraz şeylere çıkın. Binlerce yıllık uygarlıkların beşiğidir burası. Hemen taş devrinin ilişkilerine gelirsiniz. 5000 yıldır, 6000 yıldır kullanılan Karasabah'a gelirsiniz. Onun insani ilişkilerinin ortasına düşersiniz. Yani aslında uygarlık ortaya çıkınca bile, hatta şu 19. 18. yüzyıla kadar dünyadaki insanlığın büyük bir bölümü ortaklaşmacı köy komünlerinde yaşıyordu. Bu ihtiyaca uygun üst yapıydı. Ama bu da orada kalmıyor. Tabii imece usulü daha 1970'li yıllara kadar hala da bugün. Bu da orada kalmıyor ama şimdi insanlarda şöyle bir anlayacak. Ortaklaşmacı köy komünü işte Romalıların, Sümerlerin öncesinde. Hayır. O bugüne kadar gelmiştir. Ama sadece aynı biçimde de gelmemiştir. Düşünün ki bir köy ilk ziraatı diyelim obsidyen taşıyla ya da tunçla yaptı milattan önce 5000 yılında. Ama daha sonra başka bir yerlere demir keşfedildi. O demirden yapmaya başladı. Demir ona daha geniş olana kadar. Hem ortaklaşmacı köy komünü olarak kalır ama daha emek üretkenliği etkin. Ayrıca o başka bir uygarlıkla ilişki içindedir. Diyelim o uygarlık daha önceden Zeus'a tapıyorduysa sonra diyelim işte İsa'ya ya da Allah'a tapmaya başlamışsa daha sonra Müslümanlığa tapmaya başlamışsa ona tabi bağlı olarak o ortaklaşmacı köy komününün dini de ona direnme biçimlerini geliştirir. Diyelim ki Zeus egemenken Orfeusçuluk olur. Hristiyanlık egemenken Kabalacılık, Bogomillik olabilir. İşte Müslümanlık içerisinde Alevilik olabilir. Yani aslında ortaklaşmacı köy komününün İslam'ın egemen olduğu bir toplumdaki ya da ülkedeki devletteki formudur Alevilik. Ama aynı zamanda bir parti özelliği de taşıyor. Çünkü köylüler aynı zamanda devlet tarafından haraca bağlanmış yani vergi alınan bir kesimdir. Dolayısıyla köylülerin çıkarlarını savunan bir parti özelliği de kazanmıştır zamanla. Ama esasında ortaklaşmacı köy komün olarak insanların yaşamlarını düzenler. Alevilikte devlet yoktur, yazı yoktur, sınıflar yoktur. Bütün bunların olmadığı bir toplumun ilişkileridir. Ama bugünkü Aleviliğin onunla hiç ilgisi yok. O Aleviler köylerini terk ettiler, şehirlere geldiler, sınıflara bölündüler. İşlerinde burjuvası var, işçisi var, küçük burjuvası var. Ve zaten bugünkü Alevi hareketinin bütün çıkmazları da bu şehir hayatına gelmiş. Şimdi sorunu tespit ettik. Sorunumuz bu. Sınıflar, yani son söylediğin şey çok, şimdi belki de bugünden itibaren şey yapılması gereken. Hep bugüne kadar biz sorunları tartıştık. Tanımlamalar yaptık. Tavuk mu yumurtadan çıkar misali gibi, Alevilik İslam'dan mı çıktı, İslam'dan ayrı mıdır değildir gibi tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalar bugün bu topluma bir şey kazandırmıyor. Son söylediğin cümle işin, hani derler de bir Anadolu'da bir deyim vardır, zurnanızlık dediği nokta. Son delik. Orası
bugün geldiğimiz, yaşadığımız koşullar bize Aleviliğin bu sistem içerisinde sınıflara parçalandığını gösteriyor. Ve dolayısıyla bunların da bir araya gelip birlikte hareket etme kabiliyetlerini ortadan kaldırdığını da gösteriyor. Bundan sonra yapılması gereken şeyler nelerdir? Bunları konuşacağız. Partileşme ile birlikte çok kısa bir süremiz kaldı. Küçük bir ara verelim. Son 10 dakikamızı buna ayıracağız. Evet. Yaşam Radyo'dan ayrılmıyorsunuz. Saca programını dinliyorsunuz. 89.4 teyiz. Şimdi küçük bir ara veriyoruz.